Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en yüksek nüfusuna ve Abu Dhabi'den sonra ikinci en geniş yüz ölçümüne sahip emirliğidir. Dubai, çölde bir vaha misali yükselen gökdelenleri, görkemli binaları, lüks ve konforu ile Arap Yarımadası'nda kurulmuş bir emirliktir. Dubai, aynı zamanda gelişimi ve zenginliğiyle en tanınmış olan ülkedir. 1960'larda yalnızca balıkçı ve liman kentiymiş Dubai. Hong Kong'un Çin'e devredilmesiyle 90'lı yıllar sonrası Dubai bölgenin ticaret başkenti olma yolunda ilerlemiş. Ve 2000'li yıllarda büyük projeler sonrası büyük bir turizm ve ticaret başkenti olmayı başarmış. Dubai'de petrol de çıkarılmaya başlamasıyla Dubai'nin yapısı değişmeye başlamış. Ancak ilginç olan şu ki zannedildiği gibi Dubai'nin temel geçim kaynağı petrol değildir. Bu zengin emirliğin gelirinin yalnızca %8'ini petrol oluşturuyor. Dubai bölgenin finans ve iktisat merkezi olması ve gümrüksüz devasa alışveriş merkezleriyle adeta ticari bir vaha özelliği kazanmış. Dubai bugün dünyanın en büyük şirketlerinin ofislerinin bulunduğu, büyük gökdelenlerin ve dünyanın en lüks otellerinin yer aldığı bir şehir haline dönüşmüştür. Bu kadar ihtişam olunca lüksten, pahalı markalardan alışveriş yapmak isteyenlerin ve özellikle kışın denize girmek isteyenlerin tercih ettiği bir yer haline gelmiştir. Dubai, yabancılara yönelik uyguladığı rahat kararlar sayesinde de yabancı şirketlerin yönetim ofislerini taşıdığı önemli merkezlerden de biri olmuştur. 2 milyon nüfusu Dubai'de yerli halk nüfusun az bir kısmını oluşturur. Onlar genelde çalışmaz. Yasa gereği Dubai'de açılan şirketler üzerinde hak sahibi olurlar. Ve durumu olmayanlar ise Dubai Prensliği tarafından kendilerine verilen villalarda yaşarlar. Dubai son zamanlarda sel felaketiyle gündeme gelmekte. Bu sel felaketinin asıl sebebi yapay yağmurlardı. Şimdi yapay yağmur nedir, nasıl yapılır ya da yapay yağmuru gerçekten söylendiği gibi dronlarla mı yaptılar gibi soruların hepsine cevap vermeye çalışacağım. Şimdi ilk olarak Dubai 2017 yılından itibaren ülkede yağmur üretmek için çalışma gerçekleştirmeye başladı ve bu proje için 15 milyar dolar gibi bir ödenek ayırdığını açıklamıştı. Yağmur yağmayan ülkelerde yağmur yağdırmak için kullanılan birçok yöntem var. Bunlardan en etkili olanları ilk olarak yapay bulut tohumları ile dengeli bir şekilde yağmur yağmasını sağlamak. Dubai tam olarak bu yöntemi kullanıyordu fakat tahmin etmedikleri bir şey oldu. Ona sonra değineceğiz. İkinci yöntem ise rüzgar gülü diye bildiğimiz o rüzgar pervanelerinin farklı versiyonlarıyla gökyüzünde bulunan bulutlara üfleme yöntemiyle ülke üzerine yağmur bulutu çekmekti. Ama bu yöntem çok yararlı olmadı. Şimdi Dubai'nin yapmış olduğu bulut tohumlama işlemleri nedir, nasıl çalışır bir onlara göz atalım. Yapay yağış çalışmalarının temelini bulut tohumlama uygulamaları oluşturmaktadır. Bulut tohumlama, yağış miktarı ve türünü değiştirmek için bulutların içine başta gümüş iyodür olmak üzere çeşitli kimyasal maddeler serpiştirerek bulutlarda meydana gelen fiziksel süreci etkilemek için kullanılan bir hava modifikasyonu modelidir. Yapay yağış, su açıklığını gidermek ve su kaynaklarını arttırmak amacıyla kullanılan bir yöntem olup sadece sıcaklık ve nem koşullarına sahip bir bulutta uygulanabilir. Bu yöntem ülkemizde de ilk olarak 1990'lı yıllarda İstanbul'da da denenmişti. Yapay tohumlamada gümüş iyodür, amonyum nitrat, kadmiyum iyodür ve higroskopik materyaller çekirdek vazifesi görmek üzere yağmur bulutuna püskürtülmektedir. Yağışı arttırmak için yapılan bir bulut tohumlama işleminde birinci problem tohumlamaya uygun bir bulutun olmasıdır. Zira tohumlama işlemiyle bulut oluşturulamaz. Yağış arttırma çalışmalarında tohumlama için yeterli miktarda ve uygun bulut gerekmektedir. Halen ülkemizde yaşanan yağış azlığının temelinde yatan neden, yüksek basınç sisteminde bulut oluşumunun az ve tohumlamaya uygun bulutluluğun olmamasıdır. Bulut tohumlama işlemindeki ikinci problem ise yoğunlaşma çekirdeği olarak hizmet görecek olan higroskopik maddelerin bulut içindeki en uygun yere zamanında ve doğru miktarda ulaşmasıdır. Bulut tohumlama işleminden sonra yağışın nereye düşeceği kontrol edilememektedir. Uygun bulutluluk durumu olsa bile tohumlama sonucunda oluşacak yağışın hedef havzaya düşeceği belirsizdir. Bununla birlikte hedeflenmeyen bölgelere fazla yağış düşebilir ve bazı olumsuz durumlara sebep olabilir. Söz konusu olumsuzluktan etkilenen vatandaşlardan dolayı hukuki problemlerle karşılaşılabilir. Peki madem bu bulut tohumlama olayında bir felaket bu zamana kadar olmamışken şimdi ne oldu da Dubai böylesine bir kötü felaket yaşadı? Dubai bulut tohumlama yöntemiyle uzun zamandır Dubai halkını serinletirken aslında doğanın dengesini bozmaya başlamıştı.
Ve bulut tohumlama yöntemiyle doğal yağmur bulutları da Dubai semalarına yanaşmıştı. Felaketten birkaç gün önce yöneticiler yeni bir tohumlama için uçakları kaldırmıştı ama hesaplayamadıkları bir şey vardı. Doğal yağmur bulutları ile kimyasal birleşince şiddetli bir fırtına başladı. İlk başlarda yöneticiler böylesine bir felaket olacağını düşünmediler çünkü bunu defalarca kez yapmışlardı ve hiçbir sorun olmamıştı. Aslında bulut tohumlama olmasaydı uzun yıllar sonra Dubai'ye ilk defa gerçek ve doğal bir yağmur yağacaktı ama yöneticiler bu durumu bilmediği için tohumlama yaptılar ve felaket kaçınılmaz oldu. Dubai toprakları aslında çöl toprakları olduğu için birçok yol kolay bir şekilde çöktü ve sular altında kaldı. Şu ana kadar selden kaynaklı olarak 20 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 1400 kişiyi sığınaklara yerleşmek zorunda kaldı. Şu anda ara ara yağmur geçişlerinin görüldüğü Dubai'de hayat hızlı bir şekilde normale dönecek gibi gözüküyor. Peki bundan aylar önce Dubai'de milyon dolarlık araçlar çölün ortasında çürüyor haberleri hakimken bir anda ortaya çıkan sel felaketi sonrasında bu lüks araçlar sel felaketinin altında kalıyorlar. Bundan birkaç ay önce haberlerde karşımıza çıkan görüntüler lüks araçların çölde kalıp çürümesine yönelikti. Dubai'de sokaklar, arsalar hatta çöl bile terk edilmiş lüks araçlarla doluydu. Sınırlı sayıda üretilen bu araçlar kaderlerine terk edilerek çürümeye bırakılıyorlardı. BMW, Bugatti, Ferrari'nin bir çöp muamelesi görmesi kulağımıza elbette tuhaf geliyor. Ancak bu lüks otomobil mezarlığının altında yatan sebep bir hayli ilginçti. Öncelikle bu şehirde gelir vergisi yok. Ayrıca büyük krediler almak da oldukça kolay. Dolayısıyla böyle bir alım gücüyle zenginlik içerisinde yaşayanlar istedikleri otomobilleri kolaylıkla satın alabiliyorlar. Ancak işler bekledikleri gibi gitmediğinde borçlarını ödemekte bir hayli zorlanıyorlar. Dubai'de yaklaşık her yıl 2000 ila 3000 araç kaderlerine terk ediliyor. Hatta sahipleri tarafından kavurucu çöl sıcaklığında çürümeye bırakılıyor. Bunların arasında BMW, Bugatti, Ferrari gibi lüks araçlar da var. Dubai'de uygulanan şeriat kurallarına göre borcunu ödeyemeyenler hapis cezasına çarptırılıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nde iflas kanunu bulunmadığından kazara bile olsa arabalarının geri ödemelerini karşılayamayan, kredi kartı borçlarını veya ipoteklerini ödeyemeyenler için herhangi bir koruma kanunu bulunmuyor. Araçların bir kısmı da ülkede yaşayan ancak borçlarını ödeyemeyen yabancılara ait olduğu söyleniyor. Sonuç olarak birçok gurbetçi hapis cezasından kaçmak için çoğu zaman arabanın anahtarı hala üstündeyken onları terk etmek zorunda kalıyor. Birçok kişi böylesi zengin bir ülkeye ayak uydurmak için gösterişli ve lüks arabaları büyük kredi borçlarına girerek alıyorlar. Ancak sonrasında bu lüks araçların borçlarını geri ödemekte zorlanıp borç batağına saplanıyorlar. Yerliler de yabancılar gibi bu durumdan aynı şekilde etkileniyor. Ve gelelim geçtiğimiz günlerde Dubai'de karşımıza çıkan sel felaketiyle yaşananlar. Hepimiz bu lüks araçların şişme botlarla tahliye edildiği videolara sosyal medyadan şahit olmuşuzdur. Bir kesim bu videonun gerçeği yansıtmadığını, Vertex adlı girişim tarafından görsel efektle hazırlandığını dile getirirken, bir kesimde yaşanan bu durumun gerçek olduğunu öne sürmekte. Sosyal medyada karşımıza çıkan içerikleri izlediğimizde lüks araçların içindeki kent sakinlerinin canlarını zorlukla kurtardığını gördük. Caddelerde suya gömülen lüks araçlar ise arızalanıp olduğu yerde kalıyorlar. Her biri servet değerindeki bu araçlar zodyaklara yüklenerek kurtarılıyor. İnsanlar kadar hayvanlar da selden etkilendiler. Bir otomobilin kulpuna tutunan kedi görevliler tarafından kurtarılmıştı. İnsanların kolaylıkla satın alarak sahip olduğu araçları kullanmadan çöle terk etmeleri ve sonrasında yaşanan bu sel felaketinde o araçları kurtarmaya çalışmaları oldukça ironik. Dubai'de yaşayan insanların lüks ve şatafata duymuş oldukları öncelikler ve doğanın dengesini bozmaya yönelik faaliyetleri bu gibi olayları karşımıza çıkarıyor. Ve doğa insanoğluna ağır cevaplar veriyor. Ve şimdilik videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ve lütfen abone olmayı unutmayın. Haftaya yeni bir konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.